Omurgalılar şubesindeki canlılarda görülen özelliklerden hangileri omurgasızlar şubesindeki canlılarda da görülebilir? Kapalı kan dolaşımı yani atarla toplar damar arasında kılcal damar bulunma toprak solucanlarında mesela görülebilir. Metamorfoz başkalaşım geçirme amfibilerde olduğu gibi böceklerde de görülebilir. Sinir şeridinin sırtta taşıma omurgalara aittir. Çünkü omurgasızlarda eğer varsa karın bölgesinde bulunacak. Yavrularını sütle besleme memelilere özgüdür. Cevap 1 ve 2 olur. Özelliklerden hangisi sadece memeliler sınıfına aittir? Yavru bakımı kuşlarda hatta bazı sürüngenlerde de var. 4 odacıklı kalp taşıma kuşlarda ve bazı sürüngenlerde özellikle timsahta var. Akciğerlerde alveol yapısı memelilere özgüdür. İç döllenme kuşlarda sürüngenlerde de görülebilir. Sabit vücut sıcaklığı kuşlarda da görülebilir. Hayvanlar aleminde görülen bazı yapı ve özellikler verilmiş. Hangisi doğru değildir? Balıklara bakalım 5 ve 6 mı? Balıklar omurgalıdır. 2 odacıklı kalpleri bulunur. Kulakçıktan girer. Karıncıktan solungaçlara kan yönlendirilir. Bu tamam. Eklem bacaklar 3 ve 4 mü? Başkalaşım geçirir. Evet metamorfoz geçirebilir. Açık kan dolaşımına sahip yani kılcal damarları yok. Kuşlara bakıyorum. 4 odacıklı kalpleri var. Evet doğru. Omurgaya sahipler elbette. Memelilere bakıyorum. Hocam 1, 2, 5 demiş. Kıl memeliler özgüdür. Doğru. 4 odacıklı kalp bu da tamam. Omurgalıdır. Bu da tamam. 2 yaşamlar yani amfibiler. Mesela kurbağaları düşünelim. Açık kan dolaşım var. Hocam bu adam omurgalı. Atar kılcal topları var. Omurgaya sahip evet. Mesela başkalaşım geçirme olabilir 4 yerine cevabımız E seçeneği olur. Bir araştırma Cumhurgalılar Şubesi'ne ait incelemekte olduğu kahveli canlıların vücut sıcaklığının çevre sıcaklığına bağlı değişimini göstermiş. Şimdi çevre sıcaklığına bağlı olarak vücut sıcaklığı neredeyse aynı tutulan canlılar sıcak kanlı işte kuşlar ve memelilerdir. Dolayısıyla penguen kuş, semender, amfibidir, kartal kuş, yunus memeli, yarasa memeli Tamam. Hocam bir de çevre sıcaklığına bağlı olarak vücut sıcaklığında değişen soğuk kanlı işte balıklar, amfibiler, sürüngenler şeklinde. Hocam kertenkele sürüngen, kurbağa amfibi, timsah sürüngen, yılan sürüngen zaten B seçeneği semenderle bozmuştu. Omurgalar şubesinde yer alan KBL canlarında gerçekleşen bazı olaylar verilmiş. Kesinlikle doğruyu sormuş. Şimdi üre Özellikle memelilere özgü bir e, boşaltım artığı ancak amfibilerde de karşımıza çıkıyor. Ürik aside baktığımız zaman şimdi omurgalılar dediği için burayı kuş ve sürüngenlerle sınırlandıracağım. Ama omurgalı demeseydi eklem bacaklarda da ürik asit atıldığını biliyorduk. K canlısının olgun al yuvarları çekirdeksizdir. Amfibi bozdu mesela kesinlik sorusu çünkü bu. L canlısı sabit vücut ısılıdır demiş. Şimdi ürik asit sürüngen bozdu. Sürüngen soğuk kanlı. K canlısında kapalı kan dolaşımı görülüyor. Bir kere omurgalı oldukları için kapalı kan dolaşımı kesinlikle görülüyor. Neden? Atar kılcal toplar damar. L canlısında iç döllenme gerçekleşir. Şimdi kuşa bakıyorum, sürüngene bakıyorum. İç döllenme gelişiyor. Evet gerçekleşiyor. Çünkü bunlar karasal hayata uyum sağlamış canlılar. Cevabımız 3 ve 4 oluyor. Omurgasılar şubesinde yer alan canları basitten gelişmişe doğru sıralayınız. Şimdi ne demiştik? Sünger, sölenter, solucan, yumuşakça, eklem bacaklı, derisi dikenli. Peki deniz yıldızına bakıyorum derisi dikenli. Bunu ben en gelişmiş olarak kabul edeceğim. Peki şuraları sildim. Hocam en az gelişmişe bakalım. Sünger var mı yok ama sölenterlerden hidra, mercan, deniz anası karşıma çıktı. En az gelişmiş. Sonra toprak solucanı var. Hocam solucan şöyle 2'ye koyalım. 4-2 tamam. Örümcek. Örümcek nerede hocam? Eklem bacaklarının içerisinde. İşte e, araknitler diye alt başlık var. O zaman ne oldu hocam? 4 yani deniz anası en az gelişmiş. Deniz yıldızı en çok gelişmiş. Arada da toprak solucanı vesaire. Cevap 4, 2, 3, 1 olur. Bir öğrenci omurgalı hayvan sınıfına ait bazı özelliklerle ilgili kart oluşturmuş. Kartlarda sınıfların hangisine ait özellik verilmemiştir? Tüy ve telek. Hocam bu kuşlara özgü. Metamorfoz başkalaşım. Omurgalı dediğini unutmayalım. Amfibilere özgü. İki yaşamlar. Hocam ergin bireylerinin boşaltım atı amonyak. Hmm. Şimdi bu suda yaşadığının kanıtı %99 balık gelecek benim aklıma. Akciğerlerinde alveol bulunan memeliler. Hocam sürüngenlerle ilgili temel bir ifade kullanılmamış. Hayvanlar aleminde beslenme şekillerinden hangileri görülmez? Holozoik beslenme. Şimdi katı büyük parçalarla beslenme. Etçil, otçul, hepçil görünür. Ama kemosentez yapma görülmez. Şimdi kemosentez prokaryotlara özgü bir şey. Hayvanlarda parazitlik olabilir. İç parazit, dış parazit hayvanlar var. Bit, pire, kene gibi mesela ya da tenya gibi. Fotototrof, fotosentez yapmak demek. Hayır hocam. Zaten şu ototrof özellik hayvanlarda görülmez. Tabloda omurgalılar şubesinde yer alan 3 farklı sınıfa ait özellikler verilmiş. Hangisi doğrudur? Kaslı diyafram kimle özdeşleşmiş hocam? Tabii ki memeliyle özdeşleşmiş. Dolayısıyla şimdi bakıyorum kartal kuş, penguen kuş hemen eledim onları. Değişken vücut ısısı K ve M. Hocam balık, amfibi, sürüngen olabilir. Geçiyorum. Metamorfoz, başkalaşım geçirme kime özgü? Amfibiler özgü. Kaplumbağa sürüngendir hocam. Semender, kurbağa, yunus, aslan tamam. Keratin yapılı pul bulundurma. Keratin yapı ne de timsah gibi sürüngenlerde hocam karşımıza çıkıyor. Köpek balığında zaten Hocam biliyoruz ki köpek balığında farklı bir vücut örtüsü var. Keratin yapı yok. En azından seçenekleri kullanarak da bu şekilde çözmüş olduk. Omurgalılar şubesine ait bazı özellikler verilmiş. X, Y ve Z özelliklerinin görüldüğü canlı türü sayısını azdan çoğa doğru sıralayalım. Peki, sabit vücut ısısı kuş memeli. Tüy ve telek kuş. iç döllenme hocam kuş ya da şöyle yapalım. Sürüngen, kuş, memeli şeklinde. Azdan şu an ne oldu? Y, X, Z, C seçeneği.